5. Atakhisar Kırşenli'ndeyiz ve etkinlik alanında bakalım neler oluyor. Can merhaba, nasılsın? İyi, sizden? Etkinliğimize hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sene yağmur yok. Evet, şanslıyız. Geçen sene vardı yağmur, şanslıyız. Bugün bu sene hava çok iyi, gayet iyi yani. Evet, çevreye olan duyarlılığını biliyoruz. Bu tür etkinliklere katıldığını da yakından takip ediyoruz, destekliyoruz. Aynen. Biz ağaçlara sarılarak büyümüş insanlarız ve ağaçlara sarılarak ölmek isteyen insanlar olacağız. O sevgiyi ve o duyguyu hiç kimseden uzaklaştırmasını istiyoruz insanlar. Evet, Kaz Dağları'nın önemi de Türkiye için çok fazla. Aynen. Yani dünyanın gördüğü ve kabul ettiği güzellikleri biz niye reddediyoruz, bunu anlayamıyorum yani. Onun için de biz de elimizden geldiğince şarkılarımızla her türlü desteği sağlayacağız. Merhaba, etkinliğimize hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben halk oyunları usta öğreticisi Ayşe Çetin. Atakhisar Barajı'nın sizin için önemini ifade eder misiniz bize? Yani su hayattır. Bizim tek can damarımız, kanımız, ihtiyacımız olan şey su. Suyumuzun kirlenmesini istemiyorum. Yani Atakhisar Barajı Çanakkale'nin en büyük can damarı. Atakhisar saklı bir cennet. Benim için apayrı bir cennet. Bu 5.'si yapıldığı halde her sene katılıyorum ben ve çok mutluyum. Atakhisar Barajı Çanakkale'nin can suyu diyelim. Buradan Çanakkale'mize gelen suyun herkesin ihtiyacını karşılayan ve su temizliktir. Bu barajın çevresinin kirlenmemesini, işte temiz tutulmasını çok istiyoruz yani. Bunun için de çaba sarf ediyoruz elimizden gelince. Bildiğiniz gibi Atakhisar'da bir kalıntılarımız var. Bunlar çok önemli. Ayrıca bir de su havzası kendisi. Temiz bir su havzası. Ve Çanakkale su ihtiyacını buradan karşılıyor. Bu yüzden tabii ki de çok önemli. Biz Atakhisar'ın gerçekten atık kalmamasını istiyoruz. Ve hocalarımız da buradaki yapıları, kaleleri birçok kez inceledi ve bilim dünyasına sundu. Biz de ara ara gelip ziyaretlerde bulunuyoruz. Ve hem tarihi bakımdan hem doğal güzellikleriyle Atakhisar olarak kalmasını istiyoruz. Talan edilmemesini istiyoruz. Buradan yetkililere de bunu bildirelim. Ve herkese teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği yaptıkları için. Peki kaleyle ilgili tarihi bir bilgiye sahip misin? Yani kalenin bir Bizans kalesi yerleşkesi olduğunu biliyoruz. Burada daha önce hakim bir tepeye kurulmuş vaziyette ve tabii ki de bu kurulduğu bölgenin su yoluna yakın olması da çok önemli. Biliyorsunuz eski çağlarda yerleşimler ve korunaklı yerler sürekli su kıyılarına kuruluyordu. Bu yüzden oradaki kalede o şekilde yapılmış. Tabii şu an bakımsız ve halde bir restore çalışması yapılmadı hala kendisi üzerinde. Ama Çanakkale'deki kaleler ve yapılar hakkında hocalarımızın çalışmaları var. Bu çalışmalar dahilinde projeler sunuldu. Herhalde büyük ihtimal önümüzdeki yıllarda Kültür Bakanlığı bu projelere sahip çıkar ve buranın yenilenmesini, turizme katılmasını da sağlar diye düşünüyorum. Sürerim bulutlar, tarlalar.
Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neşet Ertaşar bize değil, alkışlar, cennetler. Teşekkürler. Bisiklet için daha fit duruma gelemedim. En kısa zamanda geleceğim. Ama gördüğünüz gibi. Ama en kısa zamanda geleceğim. Fakat yani iki teker özgürlüktür. Ben öyle söylüyorum. Ve insanın hadi dediği anda bir yerden uzaklaşabilme şeyine sahip olması, özelliğine sahip olması muhteşem bir şey. Yağmur çamur dinlemeden insan istediği yerde olabilme. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz, düşünebiliyor musun? Böyle bir hayal var mı? Elin altında bir bisikletin varsa güzel ve kararını gerçekten cesurca vermişsen dünyanın her yeri senindir, tüm yollar senindir. İşte al sana bisikletle ilgili düşüncelerim yani. Teşekkürler. Ben bunu bisikletle çarakıyla gruba adına alıyorum. Şu ana kadar 3000 civarında tıklanma alan Atiksel Atıksar olmasın videosunun çekiminde aktif rol alan herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Atiksar, Atiksar olmasın lütfen. Bisikletle Çanakkale. Eyvallah, süpersiniz. Çok teşekkürler.